Beken TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız. Efendim biz bugün programımızda birazcık sanattan bahsedeceğiz ama farklı bir sanattan önce hiç görmediğiniz ilk kez burada sizlere göstereceğiz. Yapışkandan heykelin nasıl yapıldığını ben hemen maddesini göstereyim. Evet bu elimdeki yapışkandan bildiğiniz heykel yapılıyor. Tek tek yapıştırılıyor ve çok da ağır aynı zamanda. Birazcık kristale benziyor aslında baktığımızda. Işıklandırıldığında da renkli ışıklar verildiğinde de birazcık böyle kristal cam havası da var. Evet, Nilgül Kantar, sanatçı Nilgül Kantar bize anlatacak bunun yapımının nasıl olduğunu, nasıl geliştirdiğini. Kendisi bulmuş bunu. Bakalım dinleyeceğiz kendisinden. Tüyoları alacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok iyisiniz, mutlusunuz, enerjiksiniz. Almanya'dan geldi Nilgül Hanım. Programımız için Almanyalardan buraya kadar geldi. Sanatını anlatacak. Siz kendinizi anlatın ilk önce. Daha sonradan başlayalım. Nasıl yapılıyor, nasıl çıktı bu ortaya? İlk önce siz kendinizi tanıtın. Ne kadar zamandır bu işte uğraşıyorsunuz? Biz sizi dinleyelim ilk önce. Şimdi 16 senedir bir atölyemde var. Almanya'da değil mi o atölye ve galeride? Bulamadınız mı resimde aradığınızda? Evet. Bir insan içinde olduğu bir resim olduğu anda bunu nasıl yapacağım diye bir resim yapıyorsun. Resim önce uğraşıyorsun kendi kendine. Resim için mi? Heykel için. Heykel için. Siz ilk önce çizimlerle mi başladınız? Ne çiziyordunuz mesela? Araba. Antik araba. Normal. Eskitme arabalar yapıyorsunuz. Eski ters çiziyorsunuz. Peki onları ne kadar zaman çizdiniz? 18. Peki şu an bu heykelle birlikte o da devam ediyor mu resim çizmede? O daha kısa sürede. Evet. Peki onu nereden öğrendiniz? Onu da mı kendi kendinize geliştirdiniz? Resim kursuna gittiniz mi? Hiç gitmediniz. Tamamen kendi yeteneğiyle. İstemez. Neden? Yaşıyor bu bulutlarda. Ama eskiden insan olmamıştı bu. Yeteneği var. Eski insanlar çok daha fazla buna tabii hak da vermiyorlar değil mi? Bu neymiş diyorlar. Bu neymiş? Çok sanırım. Deli ya diyorlar. Değil mi? Bu deli ne olur? Evet, bilmeyen. Hiç yok. Peki resim... Ben kabul ediyorum yani. Ben de diyorum resim. İstediğiniz gibi. Siz nasıl evet. Peki siz şimdi resimden resim yapıyorsunuz. Antik arabalar çiziyorsunuz. Farklı farklı. Onlarla ilgili sergi yapıyor musunuz? Bunlarla ilgili o sadece özel, kendinize özel bir şey mi o? Tablo haline mi? Şimdi artık sergi yok. Şimdi zamanınız yok. O bitti. O eskidendi. Şimdi daha... Şimdi de yapışkandan heykel yapıyorsunuz. Evet. Bu nasıl gelişti? İlk kez siz yapıyorsunuz bunu. Evet. Dünyada var mı başka? Evet. Dünyada yok. Evet. Yok. Peki nasıl oldu bu? Nasıl ilham mı geldi bir anda? Ne oldu? Şimdi resimleri yaptım. O zaman da bir içimde bazı motifler geliyordu. Bazı insanlar da rüya gibi uykularını içimde olan bir şey değil. Gittiğim zaman bir şey gördüğüm zaman güzel bir şey olsa nasıl olurdu?
bir anda hayal mi ediyorsunuz onu? Yapmak da isterim ama tabii her şey insanı kadar. İnsanı bir proje lazım. Resmen de öğren lazım. Onları zaten yapmak için. Siz bir anda rüyanızda mı gördünüz? Bir anda nasıl gelişti bu böyle? Bir anda nasıl esinlendiniz? Benim dünyam zaten boş. Ben normalde bir kere gittiğim zaman değişik bir durum. Siz gittiğiniz zaman belki mağazayı görürsünüz, çantaları görürsünüz, ayakkabıları görürsünüz. Ben daha hiç görmem. İnsanı görüyorum, enerji alırım. Ben başka bir gitmem var ya. Farklı şeyleri. Herkesin bakışı farklıdır. Ha, yok tabii ki. Birazcık Alman, evet. Yurt dışında, ne kadar zamandır yurt dışındasınız? 75'ten beri Almanya'dasınız ama Türkçe yeni öğreniyorsunuz. Ya 2 yıldır öğreniyorsunuz. Gayet de iyi. Evlisiniz değil mi orada? Orada evlisiniz. O nasıl, sanatla ilgili mi o da? Ben bakıyorum. Ben ilgili değilim diyor. O ne olmak istiyor? Sanatla mı ilgilen istiyorsunuz? İlgilensin istiyorsunuz. Kendine istiyorsa onu yapsın. Sayım. Ha, o da farklı bir alanda. Sanatla değil, annesinin alanında değil. Peki şimdi bu nasıl gelişti? Bu yapışkan, durdunuz, ben yapışkanlardan heykel mi yapayım dediniz? Nasıl oldu? Çok değişik şeyler aklıma geldi. Yağmur damlası, yaprakları mı diyorsunuz? Çam ağacı. Evet. Bayağı değişik değişik. Keşfetmeye çalıştınız neyle en güzel durur diye. Ama hiç sorumluluk zaman kötü oldular. Sonra bu yapışkan aklınıza geldi. Tutkan mı deniyor? Kötüyorsun, kötü oluyorsun. Zaten istediğini yapmışsın, evi etmişsin. Ama öyle değil, insan sadece bir sanatı yaptığı zaman orada kendi yolunu gidecek. Ve bu içindeki duyguları muhakkak dışa vurması gerekiyor. Şimdi biz anlatıyoruz ama izleyiciler diyor ki, bundan nasıl heykel olur? Kimse inanamıyor. Şimdi ben ilk önce gördüm, Nurgül Hanım geldi bugün buraya. Bana ilk bunu gösterdi. Şimdi bakıyorum, çeviriyorum. Yani nasıl yani, bundan nasıl heykel olabilir ki diyorsun baktığın zaman. Şöyle yakından da gösterelim. Bakıyorsun bir cam parçası gibi bir şey. Böyle yumuşak, silikonumsu, böyle plastik gibi. Ekrandan gerçi daha iyi gözüküyor, ışıltılı duruyor. Ama yakından baktığınızda gayet böyle plastik bir şey gibi duruyor. Ama bir resimlerini görün ki birazdan sizler de göreceksiniz resimlerini. Muhteşem. Keman çalan adamlar mı, uzun saçlı kızlar mı, neler neler çıkartmış bunlardan Nilgün Hanım. Az sonra hepsini göreceğiz ekrandan. Peki çok ağır gözüküyor. Şimdi bu mesela bu bile hafif bir şey değil aslında baktığımızda. Siz de dediniz ki 140 kilo, 80-90 kilo civarlarında. En hafifi öyle. Ne kadar zaman sürüyor bunun yapımı? 8-9 ay rahat. 8, bir tanesinin yapımı 8-9 ay sürüyor. Şimdi sen yaptın. Videomuz da var bununla ilgili. Bir yandan ekranlarda da dönecek. Yaparken de kendinize video çekmişsiniz. Almanca olduğu için sesli olarak yayınlayamayacağız. Olsun. Görüyorlar şu anda. İlk önce saçlarını yapıyorsunuz baktığımız kadarıyla değil mi? Evet. İlk önce saçları oluşuyor. Saçı da 2 hafta sürüyor. Saçı da 2 hafta sürüyor. Evet. Tane. Peki günde kaç saat ayırıyorsunuz buna? Ben sabah saat 2'de kalkamıyorum sana. Sabah 2'de? Gece 2'de de diyelim biz ona. Sabah 2. Öğlen 2 mi, gece 2 mi? Gece 2. Kaçta yatıyorsunuz? Saat 10'da, 11'de giderim ben.
3 saat, günlük 3 saatlik uykuyla mı? Yetmiyor mu? Azıcık, su kadarcık bir hayatım var. Aa, gündüz uyuyor musunuz peki? 1 saat uyuyor sanırım. 1 saat? 1 saat için yemeğini yerim. Peki bu her gece böyle mi? Her gece. Dayanamam ben. Hele şimdi bu bir yıl. Ne yapacağını bilmiyorum. Geceleri ağlar. Gece 2'de uyanıyor musunuz Türkiye'de de? Evet, oturuyorsunuz. Aynen. Alışmışsınız çünkü o saatte uyanmaya. Değil mi? Bir kez zaman uçuyor. Ondan sonra aynı şeyler edeceğim. Üretmeyi seviyorsunuz. Evet. Duramıyorsunuz yerinizde. Evet, şimdi bakıyoruz saçlar yapılıyor. Evet. Saçlar bitiyor. Vücuda başka bir şey. Bunun malzemesi ne? Heykel gibi duruyor şu anda ama. Yapışkan. Bu yapışkan. Bu da yapışkan. Bunu da mı siz oluşturuyorsunuz? Evet. Yapışkan. Yapışkan değişik değişik bir renkleri de oluyor. Bunu sponsor ismini söylemiyoruz zaten. Sponsor bana bütün istediğim renkleri yolluyor zaten. Pigment, toz gibi. Onu karıştırıyorum. Karıştırdığım anda yağlı boya gibi. Mesela karıştır ya, değiştirir rengini. Öyle mi? Daha sonradan da tek 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 bu silikonları yapıştırıyorsunuz. Onların da görselleri var. Üstüne yapıştırıyorsunuz. Bu ama başka bir değişik bir çalışma. Bunun vücudu böyle değil. Nasıl? Değişik. Ha, daha değişik bir tarz çalışması bu. Ama yarım sene. Ama bir damlada var. Ama şimdi görüyoruz. Evet. Evet. Yanıkta olsanız dersiniz krize giriyorum diyor. Evet. Bitmiyor da. Sabır işi bu. Evet. Çok sabırlısınız. Fazla. Fazla. Evet, fazla sabır var değil mi? O zaman ama bir tanesi bir 6 ay sürüyor diyebilir miyim? Başka şey hesabınız yok. Sevdiğiniz için. Sevdiğiniz şeylere sabır etmeyi öğrenmişsiniz. Demek ki sevince oluyor. O zaman bu 6 ayda falan mı bitiyor bir tanesinin yapımı? Küçük olduğu için 6 ay. He, küçük oldu. Ha, küçük olduğu için 6 ay. Balerina 1,5 sene sürdü. Balerina yaptınız. 1,5 sene sürdü. Evet. Şimdi bunun kuruma zamanı da. Şimdi 4 saat çalıştım. 4 saat sonra da başka bir hikayede çalıştım. Bir iki gün sonra yine boşluyorum. O zaman 4,5 saat sürüyor. Şimdi büyüyorlar. Yani. Evet, sürekli. Ondan sonra bayağı büyüdükten sonra 12-14 saat çalışıyorum ben. Peki zararı var mı? Şimdi sonuçta tutkal, yapışkanla çalışıyorsunuz. Hayır. Kokusu sürekli. Hayır. Ne kanser konu, ne de benim şey ne duyuldu. Sarhoş yapmıyor beni. Yani, çarpmıyor sizi. Çarpmıyor. Belki de alıştınız. Hayır. Almanya'da öyle şeyler zaten yasak. Hiç öyle olmaz. Diyelim şimdi ama boyayı karıştırdığım anda zaten orada bir belki gözüküyordur. Şeyim var. Makineyi açtım. Bunun sanki saçımı kurutacağım gibi. Havayı temizliyor oradaki. Peki cildinize bir zarar var mı? Hani hep elinizle uğraşıyorsunuz. Ay, ellerim soğuk. Çünkü böyle eldiven. Doğru. Doğru söylediniz. Eldiven. Kendi biliyorum. Eldivenleri giydiğim zaman onlar zaten söylüyor. Bir buçuk saat falan. Alırından sonra gider. Şimdi bayağı çok iyi gözüküyorlar. Yüzümü de takmışım. Şu an evet iyi. Bir hasar yokmuş gibi yok, ellerinizde. Gözükmüyor. Ama normalde. Normalde yani, zararı var. İyi gözü kimse bile almaz. Peki bunu sadece siz yapıyorsunuz. Kimse keşfedemedi mi ya da öğrenmek isteyen kurs veriyor musunuz? Soran da oluyor. Çok oluyor. Diyorum buyurun yapın. Rahatsız etmez beni. Şöyle 7-8 dakika sonra tabancayı yere bırakıyorlar. Çünkü sabredemez. Parmağıma kramp girdi, koluma kramp girdi. Ben böyle duramam. Ben bunu durmadan, çünkü yaptığım anda durmuyorum yani. Sürekli devamlı. Parmaklarda durmadan. Birkaç saat çalışıyorsunuz. Evet. Yani durduruz sokuş. Evet. Şey etmiyorum. Sıkmıyorum. Peki bununla ilgili bir kurs vermeyi düşündünüz mü? Ya da öyle bir teklif geldi mi? Hani bir yerde bir hocalık. Bilmiyorum yani, Almanya'da bu durum nasıl? Orada davetim vardı. Güzel bir ilgi aldım. Saksafonu ilgili. İki tane üniversiteden bir
ne yapacaklarını bilemezler mi yani böyle kesin? Yani ben öğrendiklerim her şeyi silin diyor. Ha, farklı bir metot. Özel olun derim. Siz olun. Hı hı. Yani sanat dediğim zaman senle ilgilenecek. Başkasından değil. Farklı olmak istiyorsan. Çok farklı olmak. Hep yeni olmalı. Çok yeni olmalı. Hı hı. Yani tabii ben de metal denedim. Bir oturumda. Hı hı. Şey. Kolayını seçmedim. Arka kolayı seçmedim. Ben kolayını seçmedim diyorsun. Kopya oluyor diyorsun. Benim için saygım. Daha başkası saygım sonsuz. Ama kendim için öyle görmüyorum. Kolay demem kendim. Peki sergileriniz var mı bununla ilgili? Heykelle ilgili hiç sergi yaptınız mı? Ama onun için daha çok çalışmak gerek. Gece 2'de uyuyamıyorsunuz. 1,5 sene çalıştınız. Peki yurt dışında görenler ne söylüyor? Bu arada saçıma taktım bunu. Kendimle o kadar oynuyorum ki. Yurt dışında görenler nasıl? İlgiyle yaklaşıyor mu? Farklı geliyor mu onlara? Türkiye'de hiç sergi yaptınız mı bununla ilgili? Hiç yok. Şu an Türkiye'de bu bilinmiyor. İlk defa bu sanatı bu şekilde konuşma imkanı bulmuş oldunuz. Peki yurt dışında sanatçıya verilen ilgi nasıl? Çok. Yani bu kurumuz anladığı gibi nasıl seviyorlar gittiğinde. Ben de şaşırıyorum. Kendiniz de şaşırıyorsunuz. Orada çok daha fazla ilgi görüyor böyle şeyler. Belki de Türkiye'de gerçi yaşamamışsınız, o duyguyu bilmiyorsunuz Türkiye'de nasıl ama hani yurt dışına kıyasladığımızda... Ya ama bir de çok seviyorsunuz. Ya bir de bir tanesi var. Çünkü bayağı zaten bizim olduğumuz anda zaten İstanbul'a durumlar da var. Bu da çok güzel. Ha, orada da var böyle şeyler. Kıskançlıklar olabiliyor. Evet. Yani çizgiyi nasıl çizeceğini birisine uyarlayabilirim. Nir Kulu. 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 Evet, Nir Kulu. Kendiniz marka yapmışsınız zaten. Fotoğrafları görelim mi? Bakalım neler yapmışsınız. Evet, fotoğraflar gelsin bir yandan. Hem fotoğraflar üzerine konuşalım. Hem de inceleyelim nasıl oluyor, neymiş bu yapışkandan. Evet, bu melek mi arkasında sanki? Evet, mesela da biz insanı... Masal. Masal anlattığı zaman değişik değişik kadın, hayvan, çiçek, fantezi işte. Her şey var. Bu ortamları siz mi oluşturuyorsunuz? Doğa ortamları var orada sanki doğanın içerisinde. Hepsini kendiniz yapıyorsunuz. Bildiğiniz doğa ortamı oluşturmuşsunuz. Doğa ortamının içerisinde resimini çekiyorsunuz, bir yandan resimliyorsunuz. Evet, baktığımızda da gerçekten bayağı uğraş gerektiren işler. Bu bir kız mı? Saçları biraz... Sinirli bir kız bu. Şımarık, çok şımarık bir kız bu. Çok şımarık bir kız. Bildiğimiz evet, şey. Evet, oturuşundan belli. Nasıl böyle şımarık? Biraz daha uygun. Biraz fazla dağılır ama arasına konuşuyor. Bu kadar da olmasa ne olur ya. Konuşuyorsunuz bir de onlarla. Hepsini de bildi. Evet. Anne ve kızı. Anne ve kızı. Evet. Salıncak. Salıncakta anne kızını sallıyor burada. Sonra da dizide gördüğüm motifler. Hı hı, motifler uyguluyor. Yapısı çok güzel. İlk önce
kendi kendinize mi o motifleri çıkarıyorsunuz? Esinlendiğiniz şeyler de var tabii değil mi? Geziyorsunuz, bakıyorsunuz. Bakmıyorum. Ha, bakmıyorsunuz. Hiçbir etkilenmek istemiyorsunuz. Depresyondan geçti. Depresyona girdiniz. Neden peki? Yapamıyorsunuz, çevirmiyorsunuz. İçindekini çıkardığınız için yapamıyorsunuz. İstediğiniz gibi olmuyor. Olmuyor. İçinde rahat yapıyorsun. Gidiyorsunuz. Hepsi düşmüş. Yapışmış. Kötü olmuş. Yapıyorsunuz köşeye. Yapıyorsunuz kendini artık. İstediğiniz bir şey yapmıyor. Bulmak zorunda gibi hissediyorsunuz. Sanki duran ortasına gelecek üstüne İşinizi çok seviyorsunuz ama çok fazla bağlısınız. Bahsederken bile gözler doluyor zaten. Evet. Ben bunun için buradayım diyorsunuz. Evet, bir kızım var. En önemli bunlar diyorsunuz benim için. Burada da mesela bir el mi bu? Gördüğünüz evet, fotoğraf. Kız eli. Onların elini yaptınız. Evet. Onları şeklini yaptınız. Bir de şey vardı. Ece'deki arkadaşlara söyleyelim. Beyaz olarak gözüken böyle gece parlak gözükenler vardı resimleri. Bunların renk tonları birazcık daha farklı galiba değil mi? Hepsi yapışkanlar yapılıyor. Ha, daha böyle buz görünümünde olanlar vardı. Buz rengi görünümünde. Evet, bu da uzun saçlı bir kız mesela. Evet, bu saçlı bir kız. Saçları da saçlı. Bu balerina. Balerina bu. 1,5 sene uğraştınız. Neden? Bittiğine inanamadınız. Allah Allah. Bittiğine üzüldünüz mü yoksa? Ha, bitirdi. Hiç ummuyordunuz. Bunun rengi de yeşil. Çok güzel. Transparan gibi mi? Evet, farklı bir hava vermişsiniz buna. Işığı da kendiniz veriyorsunuz. Her şey. Hepsini. Hepsini. Evet. Hepsini. Ne yapmanız gerekli? Evet. Pratik. Çalışmalar 1,5 sene sürüyor ama uyguladıktan sonra almıyorsunuz. Peki ondan sonra bunlar bitiyor, ne oluyor? Sergi mi, gösterime mi sunuyorsunuz insanlara? Bu şekilde, bu ortamlarda görüyorlar değil mi? Yeşillik içerisinde sergiler. Ha, başka bir mesela başka bir ülkeye gittiğinizde yine aynı sergileri götürmüyor musunuz? Ha, farklılaştırıyorsunuz. Evet, farklı görüyor ama oradaki insanlar onu görmemiş oluyor. Anladım. Değiştiriyorsunuz.
farklı farklı sergi. Peki ne kadar sürede bir sergileriniz oluyor? Ayrıca bir siz ne zaman hazır olduysanız belki de o zaman. Şimdi arada bir bayağı teklif ediyoruz. Şimdi iki ay sonra kalkmaya geçeceğim. Bu anda çok sayı bir teklif geldi. Çok hızlı acele de karar vermiyorsunuz. Burada saksafon mu çalıyor? Çok güzel olmuş ama. Çok güzel olmuş. Bakmak için, bakış açısını değiştirmek zorunda kalıyor. Daha iyi nasıl görebilirim diye. Çok güzel olmuş. Keman çalan da vardı, bu saksafon çalanı. Evet, müzik, müziği de sanatı sevdiğiniz belli. Heykelle müziği birleştirmişsiniz burada da. Evet, yakından da görüyoruz detaylarını. Burada kırmızı ışık verilmiş birazcık daha. Işık da çok fark ettiriyor. Tamamen tarzını değiştiriyor. Değil mi? İnşallah Türkiye'de bir gün görürüz, geliriz ekipçe, bakarız, çekimimizi yaparız. Çok teşekkür ederim. Size Almanya'ya gelelim. Gelelim peki. Biz yapışkanlarla tek tek daha hızlı çalışırız arı gibi. Bu kadar kalabalık olduğu zaman daha hızlı bitirmiş oluruz. Evinizde ayrı bir atölye var bunun için değil mi? Ayrı bir yer yaptınız kendinize. Aha. 300 metrekare, 300 metrekare. Ha, tamam, doğru doğru. Orada çalışıyorsunuz. Kaç kişisiniz? Yok, ekip dediniz de. Olduğu zaman. Ha, o zaman. Hı hı. İşi var, dağılmış oluyor. Sonra tekrar sergi zamanlarında buluşuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, geldiniz. Evet, farklı bir heykel görmüş olduk. Farklı bir şey öğrenmiş olduk. Yapışkandan da heykelin yapılabileceğini görmüş olduk sayenizde. Sergi ne zamanda, bir dahaki sergi var dediniz ama tarih belli değildi değil mi? Peki, başarılar diliyoruz. Siz daha çok buluşlar yaparsınız. Muhakkak, bununla sınırlı kalmazsınız bence. Öyle gözüküyor. Evet, Nilgül Kantar sanatçı bizlerle birlikteydi. Az önce de gördük. Yapışkandan heykel nasıl yapılır? İlk kez dünyada tek kendisi yapıyor. Evet, kendisi bize hem yapımını da gösterdi küçük videolarla hem de fotoğraflarını, sergilerini de görmüş olduk diyelim. Kısa bir ara diyeceğiz. Daha sonra ikinci konuğumuzla yeniden karşınızda olacağız.